Evet değerli izleyicilerimiz, arabaşı yapacağız. Arabaşının suyu için un kavuracağız önce. Unumuzu ocağa alıyoruz. Ocağımızı yaktık. Unumuzu bu şekilde karıştıracağız. Yani kıvamı, yani rengi dönecek ya, gördünüz bak, aslında bu kağıdın rengini alacak. Ne olarak geçiyor bu? Bunu bu şekilde kavuruyorsunuz. Tava ısınmaya başladığı zaman altını biraz kısın, yoksa karıştırmadığınız yerler yanar. Onun için siyah siyah noktalar oluşur. Elediğiniz zaman bile, yani elekten geçer altını. O yüzden kısık şekilde kavurursanız bu şekilde. Gördüğünüz gibi altını kıstık. Ocağımızın düğmesinden de belli. Bu kadar olduğu zaman yüksek ateşte yanıyor. Tava kızdı şu anda, kıstık. Kahve köpüğünün rengini alana kadar, bak tabanında gözüküyor rengi. O şekilde bu beyaz un o şekilde gelecek yani. Rengi değişecek. Fazla kavurduğunuz zaman acı olur. Az kavurduğunuz zaman da çiğ tat olur. Yani diğer çorbaya kattığımız çiğ un gibi olmaz. Arabaşının çorbasında kıvamı, onun güzel olması lazım. Gördüğünüz gibi bak altta çıkıyor. Bu şekilde alması lazım komple. Yarı beyaz yarı şey gibi gözüküyor. Ama gibi gözüküyor. Ulan bana şikayet olsun. Evet, unumuz kavruldu. Şu anda rengini aldı. Fazla kavrulmasın. Söndürüyoruz. Bu biraz daha sıcağına kavurmamız gerekiyor. Tavanın sıcağının altta kalan gene dediğim gibi siyahlaşır. O yüzden ağır koku gelir. Bir iki dakika daha çevireceğiz bu şekilde sıcağını soğutana kadar. Hocam sıcak yerini alıp gördüğünüz gibi sıcağına hala kızarıyor. Evet, unumuz gördüğünüz gibi, bu beyaz unumuz. Bu kavrulmuş unumuz. Şimdi buna içinde beyazları var, topakları. Onlar ezilmediği için onları eleyeceğiz, içinden ayırt edeceğiz. Yoksa suyun yüzüne çıkar ve içinde hoş gözükmez. Şimdi teleleğimizden eleyeceğiz. Gördüğünüz gibi tabak beyazları bu kadar.
soğuyunca bir kavanoza koyun. Kullanacağınız alırsanız diye yani dolaba koysun. Gene aynı şekilde sizin çünkü hepsini kullanmayacağız. Su kilo gramına göre kullanacağız. Çorbamızı yaparken zaten ne kadar koyduğumuzu göstereceğiz. Değerli izleyiciler, bu çıkan unumuzu da tekrar çorbada un kullanıyoruz. O zaman bir tabağı ıslayıp istediğimiz kadar kullanabiliriz. Unumuzu araya vermiyoruz yani. Domates çorbasını, yayla çorbasından bu şekilde. Değerli izleyicilerimiz, unumuz bu önce kavurduğumuz unu alacağız. Arabaş çorbamız için un kavurmuştuk. Onun öncekini alalım, sonrakini buna doldurup üzerine oradan tamamlayalım. Biz 4 litrelik bir çorba yapacağız. 4 litreye 6 kaşık un gidiyor. Bunu buraya alayım, devamını oradan alacağım. Bu 5 kaşığa yakın oldu. Birkaç da buradan koyuyoruz. Gördüğünüz gibi aynı renkleri. Bunu kavanoza koyup tekrar buzdolabına koyuyoruz. Arabaşı yapacağımız zaman o zaman kullanıyoruz. Yani bir sefer kavuruyoruz, iki sefer kullanıyoruz. Her arabaşıya un kavurmuyoruz.